Zamanın çok değişik çalış usluplarının olduğunu söylemiştim. Bunların en güzellerinden biri de bana göre şelpe, yani tezenesiz, mızrapsız bağlama çalma tarzı. Bu sağ elin, yani tezene tutulan elin teller üzerinde gezdirilmesiyle oluyor. Bugün Maraş'ta ve Saraz yöresinde Alevi Kürt dedeleri büyük bir asillikle bunu icra ederler. Avşarlar da çalıyor bunu teke yöresinde. Bu uslubun geliştirilerek çok güzel bir çalış boyutuna ulaşacağına inanıyorum. Ve bu konuda çalışmalar yapıyorum. Ben enstrümantal parçaları tercih ediyorum. Çünkü söz müziği kendine tabi kılıyor. Bir takım kompozisyonları müzikle anlatmayı yer yer tercih ediyorum. Ben bizim kültürümüzün temel enstrümanı olarak bağlamayı görüyorum. Ama yaptığımız müziklerde tabii ki bütün standart dünya enstrümanlarına da ihtiyacımız oluyor. Bir takım parçalarım oluyor benim. Örneğin bağlamayı yakıştıramıyorum ve bağlamayı oraya yerleştirmeye gerek görmüyorum. Yani bu bir kompozisyon olayı. Gerek olduğu yerde kullanmak lazım. 1932 esasından önce, yani Kürt dili Türkiye'de serbest değilken, herhalde müziği de yasak değildir diye düşünerek bir Kürt halk ezgileri kaseti hazırlamıştım. Tabii bu Kürt halk ezgileri ismi altında da denetim kurumlarıyla barışamadık. Nevroz taktık bu çalışmanın adını. Bu sefer W harfi başımıza bela oldu. Türk alfabesinde olmadığı için. 1932'den sonra bu enstrümantal Kürt halk müziği çalışmamız sözlü devam ettirmeye başladım. 2 ve 3 olarak devam etti. Bu Kürtçe kasetlerde kendim okumadım. Çünkü ben Kırmancı lehçesi bilirim. Bulunduğum yöre asimilasyonun en ağır darbelerini yiyen bölgelerden biri olduğu için hem şivem hem de okuma uslubunun kulağımın duyması gerektiği gibi olmadığına inanıyorum. Bu yüzden kendim okumadım bu kasetlerde. Daha çok kendi müzikal meziyetimi, Kürtçeyi daha güzel yorumlayan solist arkadaşlarımla bütünleştirip insanlarımıza daha güzel şeyler sunmaya çalıştım. Bu konuda çok dikkatliyim. Yani yüzyıllardır icra edilememiş, araştırılamamış bir kültürün bugün bu asimilasyon politikasında insanlara sunulduğu halde mükemmel olmasına dikkat ediyorum.